aslında hareketliliği ve rekabeti sağlayacak yapay sistemler aslında spor. Bütün sporlar öyle yapay sistemler. İnsanlar ürettikleri yapay sistemler. Bunun özünde ne var? Aslında hareketlilik var, fitness var. Bu hareketlilik ve fitness'ı insanlar kendi evlerinde gayet iyi, dışarıya açık olmayan bahçeleri varsa ya da sterilize edilmiş ortamlarda kendi şeylerini çok iyi karşılayabilirler. Hareketlilik ihtiyacını karşılayabilirler. Evde spor, kendi bedeninle spor yapmayı çok kolay olabilir. Yani şunu diyorum, uygulamalı sporlar, uygulamalı alanlar açısından dezavantaj mı? Evet. Ama insanın kendi kapasitesinin üzerine çıkması için, fiziksel olarak çıkması için bunlar hiçbir bahane değil. Ve internette girdiklerinde evde spor nasıl yapılır diye yazdıklarında, ki ben yapıyorum onu, bir sürü site ve bir sürü video var. Bu anı o an için geliştirebilirler. Örneğin basketbol oynayan bir çocuk herhangi bir becerisinde eksiklik varsa o sistemi evinde kurabilir. Onun için bahane üretmeden bunları evimizde geliştirebiliriz. Şimdi bir kırmızı soruyla devam edeceğiz. Sırada kırmızı bir soru var. Öncekiler sarı. Öncekiler açık kırmızı diyelim. Tamam. Pekala. Şimdi siz Türkiye'deki eğitim sistemini eleştiriyorsunuz ve diyorsunuz ki başarı değil, beceri odaklı bir eğitim sistemi olması lazım ama okulda olan öğrencilerin zaten çoğunun da bilişsel yeteneği yok. Bu kapasite olmayan çocukların da okulda olmaması lazım gibi bir söyleminiz var. Biz de merak ediyoruz. Soru gelsin. Yeteneksiz çocuk eğitim almamalı mı? Hayır, şimdi onu açmak lazım. Temel sıkıntı ne? Okulların özünde akademik başarı var. Akademik başarı ne demek? Yani bilişsel becerisi yüksek olan çocuklar okulda avantajlı duruma geçiyor. Nasıl avantajlı duruma geçiyor? Matematiği daha hızlı ve daha iyi öğreniyor. Fen dersini daha iyi, daha hızlı öğreniyor. Ama bütün insanları, dünyadaki bütün insanları bilişsel becerisine göre sıralarsak %50'sinin, yani bir çan eğrisi, klasik istatistik teorisi, çan eğrisinde bilişsel becerisi düşük olan çocuklar olacak. Peki bilişsel becerisi düşük olan çocukları ben okula alırsam ve bilişsel becerisi yokken, düşükken, bilişsel becerisi yüksek dersler öğretirsem, yüksek gerektiren dersler öğretirsem, o çocuğun başarısızlığını ben kendi ellerimle hazırlamış olurum. Çocuk matematiği anlayamıyorsa daha fazla ders aldırarak onun matematiğini daha iyi yapamam. Peki bilişsel becerisi düşük olan çocuklara ne olacak? İki tane şey var. Birincisi, bilişsel becerisi düşük olan çocuğun inanılmaz bir atletik becerisi olabilir. Bilişsel becerisi düşük olan bir çocuğun inanılmaz sanat yaratıcılığı olabilir, sanat becerisi olabilir, içgörü olabilir. İçgörü, yazarların içgörüleri çok yüksektir. İçgörü olabilir. Yani başka yetenekleri olabilir. O zaman benim ne yapmam lazım? Ya okulları bilişsel beceriye dayalı bir sistemden kurtarmam lazım ki bu çocuklar da okulda parlasınlar. Ya da bu çocuklara özgü diğer okullar olması lazım. Yurt dışında örnekleri var mı? Var. Mesela tenis öğrenmek isteyen bir çocuk kendi seviyesinde dersler alıyor, öğleden sonra tenis pratiği yapıyor. Yani benim söylemeye çalıştığım, her insanın bir yeteneği vardır. Ama okullar bilişsel beceri üzerine kurulu olduğu için bunları okulda maalesef köreltiyoruz. Daha tehlikelisi şu, çocuğun çok iyi atletik becerisi var ama matematiği yapamadığı için başarısız diyoruz. Başarısız hisseden çocuk daha sonra atletik beceride de bir şey denemiyor. Çünkü özgüveni sarsılmış oluyor. Böyle tehlikeleri var. Ek süre talebiniz var mı? Yok. Peki. Evet. Şimdi bir diğer iddianız da şu, diyorsunuz ki Türkiye'de insan yetiştirme modelini hem ailelerde hem de okullarda ele almak lazım diye, evet, bütünsel olarak bakmışsınız. Tabii eğitim sistemini eleştiriyor olmanız da akıllara şu soruyu da getiriyor. Acaba şimdiki Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'u genel değerlendirmeniz nasıl, başarılı buluyor musunuz? Ve soru gelsin. Milli Eğitim Bakanı olsaydınız siz ne yapardınız? Aslında iki soru var. Hangisini cevaplamak lazım? Ziya Hoca'yı beğeniyor muyum? Ondan başlayalım. Ondan başlayalım. Evet. Ben düşündüm. Yani Milli Eğitim Bakanı kim olabilir Türkiye'de? Ziya Hoca'dan daha iyi bir isim aklıma gelmedi. Bu anlamda Ziya Hoca'nın bilgisine güveniyorum. En önemlisi karakterine güveniyorum. Niyetine güveniyorum. Ama bir insanın bir alanda çok kapasiteli olması demek o alanda değişim yaratıcı anlamına gelmez. Değişim yaratan birçok farklı faktörler var. O faktörlerin hangisi Ziya Hoca'yı engelliyor, hangisi engellemiyor, ona bir bakmak lazım. Ama niyetinin iyi olduğunu bilmek açısından konuşursak
ve bilgisi açısından konuşursak bu anlamda beğeniyorum. Yapılan işler açısından konuşursak daha yolumuz olduğunu düşünüyorum. Yavaş ilerlediğimizi düşünüyorum. Çünkü çok büyük bir gemi, büyük gemileri döndürmek zor olabilir. Onun için burada daha da yolumuzun olduğunu düşünüyorum. Bir de Türkiye'de her şey siyasi olduğu için kararlara siyasi bakış açısı geliyor. Bu da pedagojiyle siyasinin karışması Türkiye'nin en büyük sorunu. Burada da birçok eleştiriler geliyor. O eleştirilerde ne kadar haklı ne kadar haksız onu siyasi olarak yorumlamak gerekir. O açıdan da alınacak çok yolumuz olduğunu düşünüyorum. Ben Milliyetin Bakanı olsaydınız, ben Milliyetin Bakanı olsaydım yapılacak çok temel bir şey var. Sisteme müdahale. Şimdi şöyle, insanlar en son sonuca göre kendini hep şekillendirir. Bu şu demek, Türkiye'deki eğitim sistemini şekillendiren unsur sınav. Sınavın ezber odaklı olması. Burada değişiklikler görüyoruz. Ama eğer ben sınav sistemini eleştirel düşünceyi ölçen bir hale getirirsem, o zaman öğretmen eğitimine, diğerlerine gerek kalmadan, daha az gerek kalarak daha doğrusu. Ekstra veriyorum, evet, devam edin. Gerek kalmadan, yani şunu, ben sınavı bilgiyi ölçen değil, eleştirel düşünmeyi ölçen bir hale getirirsem, sistem kendini buna göre tasarlamaya başlayacak. Ve onun için yapacağım ilk şey ne olur? Sınav sistemini eleştirel düşünmeyi ölçen bir şekilde yaparım. Bu birincisi. İkincisi, biraz önce söylediğimiz, bilişsel becerisi ortalamanın altında olan çocukları bu sınavlardan sorumlu tutmam. Herkesi kendi alanından sorumlu tutarım. Böyle bir sistem kurarım. Peki. Şimdi bir diğer soru yine müfredatla ilgili olacak. Bu arada bölümdaşız. Ben de Boğaziçi, evet, Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunuyum. Evet, evet. Şimdi iyi kötü belli bir müfredatı da takip etmek zorunda öğretmenler. Belli bir şeyi belli bir tarih içerisinde o çocuğa vermek zorunda. Ama bir taraftan da anlamasını sağlamak birinci hedef sizin dediğiniz gibi. Dolayısıyla burada çok ince bir ayrım var. Soru gelsin. Müfredat mı, öğrenci mi? Evet, aslında ne dediniz? Çocuk belli bir müfredat işlemek zorunda dediniz. Aslında bu doğru değil. Yani mevcut sisteme istinaden. Evet, yani aslında mevcut sistemi sorgulamamız lazım. Buraya Finlandiya'dan bir eğitimci gelmişti, soru sordular. Dediler ki, Finlandiya'nın köyündeki bir öğretmeni nasıl kontrol ediyorsunuz? Adam soruyu anlayamadı, sonra tekrar sordu, yine anlayamadı. Sonra anladı, dedi ki, niye kontrol etmek zorundayım ki? Yani öğretmene bıraktığınız zaman öğretmenler zaten harikalar yaratabilir. Ama biz belirli bir müfredat, belirli bir süre ve kontrol mekanizmaları kurduğumuz sürece, yani öğretmenin kendi heyecanını, kendi bilgisini dışarıda bıraktığımız sürece bu tür sıkıntılar oluyor. Ve onun için öğretmenler bu kontrol mekanizmalarından dolayı müfredatı yetiştirme çabasına giriyorlar. Müfredatı yetiştiriyorlar ama sonucunda öğrenci gelişmiş mi, gelişmiş mi, gelişmemiş mi bakmak çok zor oluyor. Ben de diyorum ki müfredatı unutun, müfredatı yetiştirmeyi bırakın. Benim bir öğretmen liderliği projem vardı. Orada bir müdürümüz çok güzel ifade etmişti. Hocam, biz öğretmen yetiştirmeyi bıraktık, çocuğu yetiştiriyoruz. Bu ne demek? Çocuğun hızında gitmek. Çocuğun bilişsel kapasitesi düşükse onu zorlamamak. Ama başka bir alanda çocuğa bir alan yaratmak. Onun için müfredatı yetiştirmeye çalıştığımız zaman öğrenmiş mi, öğrenmemiş mi sorusundan uzaklaşıyoruz. Ben işimi bitirdim, ben görevimi yaptım, ben mutluyum. Ama öğrenmedi, ama ben görevimi yaptım. Sonuçta ben ne zaman hesap soruluyor benden? Müfredatı bitirmediğim zaman. Ayrıca şunu söyleyeyim, müfredatı bitirmeyen bir insana, bir öğretmene hesap da soruluyor mu emin değilim. Yani öğretmenlerin kendilerince yarattığı bir korku da olabilir. Hesap sorulanlar var, örnekler var ama genelde sorulmadığını düşünüyorum. Onun için her zaman öğrenciyi yetiştirmek. Evet. Peki. Şimdi bu sene 8. sınıfta olanlar var. Büyük bir yarışa hazırlanırken aslında bir anlamda ket vurulmuş oldu. İşte dershaneler, özel öğretmenler, tüm yapılar durdu. Ve hazırlanmaları da diğer jenerasyonlara, senelere göre biraz daha farklı bir sistem, evet, içerisinde gelişecek. Soru gelsin. LGS'ye girecek çocuklar ve aileleri için ne öneriyorsunuz? Evet. Şimdi siz ne dediniz? Büyük bir yarış dediniz ya. Bir defa bunu büyük bir yarış olarak kodlamamak gerekiyor. Neden kodlamamak gerekiyor? Büyük yarış oldu. Çocuk en iyi liseye girdi. Sonra en iyi üniversiteye girdi. Ve çıktı. Ve çocuğun önünde 60 yıl var. En az 60 yıl var. Bu 60 yıl ne yapacak?
iki sınavdaki başarısını sürdürmek için mi çabalayacak? Yoksa diğer insanların hayatını anlam yaratmak için mi çabalayacak? O zaman ne yapmamız lazım bizim? Çocuğumuzla şu sohbeti yapmamız lazım. Senin en güçlü yanın ne? İkincisi, sen bu en güçlü yanını kullanarak diğer insanların hayatında nasıl bir anlam yaratacaksın? Şimdi bunu yaptığımız zaman, ki benim anne baba okulum var, bunları söylediğimde deneyen öğretmen aileler diyor ki, hocam diyor, çocuğa böyle bir enerji geldi. Çocuk böyle bir yüzü gülmeye başladı ve daha çok çalışmaya başladı diyor. Çünkü o zaman 60 yılı ben tasarladığım zaman sınavlar çok küçük şeyler kalıyor. Küçük şeyler kaldığı zaman çocuğun kaygısı otomatikman ortadan kalkıyor. Onun için dışarıdan çalış yap demek dış motivasyondur. Bu sohbeti yapsınlar. İçerideki o ateş yanınca zaten çocuk kendisi çalışmaya başlayacak. Onun için ne öneriyorum? Bu sohbetleri yapın. Bu fırsatları iyi değerlendirin. Çocuğun diğer hayatın başarı tanımını yapın. Diğer insanların hayatına nasıl bir anlam yaratıyor? Bunu bulun. Tabii ilk önce kendinize de sormanız lazım. Ben nasıl bir anlam yaratıyorum? Onu bulun. Bunu bulduktan sonra çocuk zaten o öğrenmenin sorumluluğunu kendisi alacak. Bunu öneriyorum. Peki. Evet. Şimdi sıradaki sorum da aslında bu sefer üniversite sınavına girecek öğrencilerimizi ilgilendiriyor. Çünkü lise son sınıfta olup da üniversite sınavına giren öğrencilerimizi de benzer bir süreç bekliyor. Benzer motivasyon eksikliğini yaşıyorlar. Buna istinaden soru gelsin. Hayatlarının kavşak noktasındaki gençlere nasıl yol göstermeliyiz? Şimdi benim hayatım böyle başarıyla kendini ispatlamakla geçti. Ve ispatlamaya çalışmak çok kaygılı bir süreç. Başarılı oldum ama ondan sonra okul başarısı bittikten sonra hayata kaldığınızda bu akademik başarı ve okul başarısı çok bir şey ifade etmiyor. Yani bir insana mutluluk kaynağı ve enerji kaynağı olmuyor. Mutluluk ve enerji kaynağı nereden geliyor? Diğer insanların hayatına etki, anlam, fayda yaratmaktan geliyor. Yine şunu söyleyebilirim bu kavşakta. Bir, anne babalarının baskılarına asla boyun eğmesinler. Kendi güçlü yanlarını keşfedip kendi istediklerine karar versinler. Ve bundan dolayı da nasıl bir anlam ve etki yaratacak onu bulsunlar. Ha, bunu bulamıyorlarsa, anne baba da bunu görüyor ya dışarıdan. Diyor ki çocuğum yani Almanya'da bir sistem var mesela. Çocuklar deniyorlar. 2 ay bir şeyi deniyor. Ondan sonra karar veriyor. Yani bir avukat olacağında avukatlığın ne demek olduğunu biliyor. Mühendisliğin ne demek olduğunu biliyor. Bizde bu fırsatlar yok. Eğer bu öğrenciler bunları bilmiyorsa, yani bir avukat ne yapar, bir mühendis ne yapar bilmiyorsa, bu konuda kendilerini bilgilendirmeleri lazım. Bilgilendirdiklerinde karar vermeleri lazım. Mesela lise öğrencisiyle konuşuyorum. Onunla işte destek çıkıyorum. Mentörlük diyelim. Kız, ben diyor matematikçi olacağım. Dedim, kodlama, bilgisayar mühendisi yapmak istiyor. Neden matematikçi olacaksın dedi. Ben dedi, lisede okurken üniversite dedi, kodlama dersleri aldım. Bilgisayar dersleri aldım ve gördüm ki benim istediğim bu değil. Ben matematikten de oraya gidebileceğimi anladım. Ne oldu? Bir deneyim yaşadı. Deneyimden sonra çok bilinçli bir karar verdi. Onun için bu yaşta o deneyimleri yaşasınlar ve ona göre kararlarını versinler. Daha sonra da etki ve anlam yaratabileceği alanları bulsunlar. Peki. Sayın Bolat, herhalde eğitimci olmanın sebebiyle de vaktinizi çok güzel kullanıyorsun. Evet, aslında evet. Eğitimciler aslında biraz konuşmayı seviyor ama ben dikkat ediyorum. 2 dakikaya sığdırıyorsunuz ama. Evet. Şimdi sıradaki sorumuz yine bu yeni online eğitim sistemiyle ilgili. Tabii sizin şöyle bir teziniz vardı. Diyorsunuz ki okullar aslında motivasyonu bir yerde öldürüp yok ediyorlar diye. Yeni sistemde durum ne olacak çok merak ediyoruz. Çünkü şimdi pijamayla kalkan çocuk ev ortamında bir iç disiplini de yoksa o havaya girebilecek mi? Yeterince bu eğitim atmosferini alabilecek mi? Bu nasıl dizayn edilmeli? Soru gelsin. Öğrenme motivasyonu nasıl oluşturulur? Şimdi 5 tane motivasyon var, motivasyon şekli var. Bir tanesi dış motivasyon, ödül ve ceza için yapmak. Bir diğeri rezil olmamak için, yani ayıp olmasın diye yapmak. İşte öğretmen bana sınıfta kızacak, rezil olacağım. Eğer yapmazsam sevilmem gibi. Üçüncüsü ben bunu ödevimi yapıyorum. Neden yapıyorum? Çünkü ben ödevimi yaparsam yüksek not alırım ve üniversiteye giderim. Burada da amaca hizmet eden motivasyon. Bunların hepsi dış motivasyon bu arada. Dördüncüsü de benim gibi başarılı bir öğrenci ödevini yapar. Bu da kendi kimliğine yakıştırdığı için yapılan.
Bu da sıkıntılı. Neden sıkıntılı? Çünkü kendine bir kimlik kurmuş. Bu sıkıntılı, sıkıntı olan şu. O kimliğiyle kabul gördüğünü düşünüp kabulünü arttırmak için sürekli dış motivasyonla o işi yapıyor. Ama iç motivasyon diye bir şey var. O şu demek. Ben bunu yapıyorum çünkü ben bunu seviyorum. Çünkü bu merakımı gideriyor. Çünkü ilgimi çekiyor. İç motivasyonu o zaman nasıl oluşturacağız? Okulda, evdeyiz. Bir ders alıyor. Ders ne? İlk çağ uygarlıkları. Anne soruyor. Ne? Anne şunu sorarsa olmaz. Parayı kim buldu? Yazıyı kim buldu derse olmaz. Ne diyecek? İlk çağ uygarlıklarının birbirlerinden farklı kılan temel özellikler nedir acaba? Kan grubunu görüyorsa, insanda 4 tane kan grubu var. Neden bizde 4 tane var da örneğin diğer hayvanlarda yok? Ve böyle o zaman iç motivasyonu nasıl oluşturursun? Niçin sorularını sorarak, merak uyandırarak ve niçinden sonra çocukla beraber bir sürece girerek bunu yapabilirsiniz. Ne süreci? Öğrenme süreci. Ne yaparsınız? 4 tane hayvan bulursunuz. Kan gruplarına bakarsınız. Ayrı olup olmadığını görürsünüz. Sonra onların ortamlarına bakarsınız. Ve kan grubu neden farklılaşmış bunu çözmeye çalışırsınız. O zaman iç motivasyonu oluşturmak istiyorsanız çocuğun istediği konudan X-ray'li devam ediyoruz. Çocuğun işlediği konu ne öğreniyorsun, ne yapıyorsun değil de bilgi soruları değil de bunu ne öğreniyorsun, niçin öğreniyorsun, daha iyi nasıl öğrenebilirsin sorularıyla yapmamız lazım. Ama temel sıkıntı şu, sizde bu merak duygusu yoksa çocuğunuza da bunu veremezsiniz. Ödevini yaptın mı, dersini yaptın mı, işte sınava girdin mi gibi sorular sorarsanız çocuğunuzun zaten öğrenme motivasyonu otomatikman zaten düşmüş oluyor. Peki. Evet. Motivasyondan söz açılmışken, sizi de araştırırken sizin hayat motivasyon kaynağınızın da ne olabileceğine dair kafa yorduk. Ve orada insanların bazen bir eksiklikleri, bazen yoklukları, bazen herhangi dişlinin eksik bir parçası motive eder. Çok merak ediyoruz. Sizin motivasyon kaynaklarınız neydi? Soru gelsin. İmkansızlıklar başarınızı tetikledi mi? İmkansızlıklarım vardı ama bu mu tetikledi yoksa şöyle bilemiyorum ama şu vardı, bizim evde okumak çok önemliydi, yani eğitim almak çok önemliydi. Hatta ben futbol oynuyordum, aynı zamanda hocalarım gelmişti, işte Özgür futbolcu olsun demişti, babam demişti yani böyle bir ihtimal yok yani. Okumaktı bizim için her şey. Tabii parasızlıktan dolayı eğitimimizin aksadığı durumlar oldu. Ama bence beni tetikleyen bu imkansızlıklar değil, babamın tutumu oldu. Ben şöyle düşünüyordum. Sonradan fark ediyorum tabii şunu. Şöyle düşünüyordum. Ben başarılı olduğum sürece seviliyorum diye düşünüyordum. Mesela geçmişe baktığımda şöyle bir cümle var aklımda. Buradan da çıkartıyorum. Elektrikler kesilmişti bir gün. Ben de havada soğuktu, sokak lambasının altına çıkmıştım ödevimi yapayım diye. Sonra tabii bu yayılmış falan. Akrabalar demiş ki Özgür namını duyuyoruz falan filan. Mesela bu cümle aklımda kalmış benim ve de çok da küçüktüm. Yani oradan ben kurmuşum. Ben çok başarılıyım ve ders çalışıyorum. Ve benim başarımdan dolayı insanlar beni seviyor diye bir şey olmuş. Ondan sonra biraz önce söylediğim gibi benim başarım kendimi ispatlama üzerine kurulu olmuş her zaman. İmkansızlıklar